Kavgasız. Şimdi bu hafta okuduğumuz her zaman baktığımız bölgeden farklı bir yere bakıyor. Yine işin içinde Bazal Gandria var ama olaya biraz farklı taraftan bakıyor. Bize bugüne kadar işte korteks, Alexander'ın hani öne sürdüğü beş devreyle başlayan korteks, bazal ganglia, korteks döngüsüne bakıyorduk. Orada korteksten olaya başlıyoruz. Sonra bazal ganglia'nın en önemli girişi olan striatum, sonra globus pallidus, external, internal üzerinden direkt ve indirekt fat beyler. Bu arada tabii hyperdirect fat bey, subtalamic nucleus. Sonra da talamustan tekrar kortekse geri dönen döngülere bakıyorduk. Bu öyle değil. Bu olaya şey diye bakıyor. Yani kortikostriatal fat beyler vardır ve bunlara bakılır. Ama bir de talamostriatal sistem vardır. O da önemlidir diye bakıyor. Şimdi ben bu makaleyi okumaya başladığım zaman bir şeye baktım. Yani zaten makalenin içinde de referans gösteriyor. Redgrave'in. Şöyle bir makalesi var. Yani bir dizi makale. Peter Redgrave bizim daha önceden de makalelerine baktığımız kişi. Hani ödülünden ilgili öğrenmeyi düşünüyorlar. Bu subcortical loops through the basal ganglia diyor. Yani bunun bakış açısı tamam korteks bazal ganglia devrelerine bakıyoruz ama ondan daha eski olan yani şey diyor böyle bir loop var kabul ediyorum ama bu loop yani novel değil hani bir en önemli bir loop gibi değil. Hem de en eski değil çünkü beyin yapısı olarak subkortikal yapılar daha eski. Daha eski yani evrim boyunda daha eskiden gelişmiş olan böylesine loop'lar var. Bunlar da subkortikal loop'lar. Şimdi hani ben hep şey diyorum ya, ölçüyoruz, ölçüyoruz, korteks ölçüyoruz ama aslında bunun altı var hani. Şimdi burada şöyle bir fotoğraf, resim var. Şimdi bu kortikal loops bizim bugüne kadar hep incelediğimiz, bakın sensory input kortekse geliyor, motor output gidiyor. Yani hani bu efemeralardan vesaire ölçülen parça böyle bir parça. Tamam şu parçacık. Sensory input geliyor, motor output gidiyor. Ama bu neyin döngüsünden? Korteksten striatuma, striatumdan GPI'ye, GPI'den talamusa, talamustan tekrar kortekse dönen. İşte şu karşıdaki yapımız. Tamam. Şimdi burada deniliyor ki bundan öteye subcortical structure'lar var. Aslında hani davranışa ilişkin olan parça bu. Hani motorla ilgili olan kısım bu. Burada da tabii ki subcortical structure giriş geliyor ve çıkış var. Motor output var. Yani mesela hani bir tür bakarsanız da bizim de böyle çalışan bir yapımız var. İşte öğrenmiş olduğumuz motor hareketlerimiz aslında böyle gidiyor. Hani Andre Breyer'in söylediği, chunking dediği, habitual olan şeyler hep biz mesela bazal ganglia'sından güç, korteks artık işin içine girmiyor. Burada da diyor, giriş olan yer talamustur. Yani bir sensör input geliyor, bu talamusun üstüne gidiyor, talamustan striatuma geliyor, striatumdan GPI'den tekrardan subcortical diğer alanlara gidiyor. Yani korteks yok burada. Korteks devre dışı. Normalde zaten korteks işin içine genellikle hani daha yeni öğrenilen, ne olur bir şey varken diye bakıyor. Dolayısıyla hikayenin bir tarafına bakıyoruz. Yani biz modellerken böyle beyinden şeyi çıkarıyoruz. Korteks, striatum, basitleştiriyorum. Talamus, korteks döngüsünü alıp bakıyoruz. Her şey burada olmuş gibi. Halbuki bunun ötesi var. O ötesi olan yer bu subcortical olanlar. Ve burada da işte şeyi söylüyor. Yani aslında işte bu subcortical'lara bakılması gerekir diyor. İşte bu makalede bunun bir parçasına bakıyor. Şimdi sorsam bunu iki devreyi ayrı göstermişler. O şey talamusun ya da şey striatumun aynı hücrelerini paylaşmıyorlar. Ayrı ayrı bölgeler. Şimdi şöyle bir şey, korteksten olan döngülerde de talamusun, striatumun aynı hücrelerini paylaşmıyor beş ayrı devre. Bunlar beş
döngü. Hepsi korteks, striatum, talamus, korteks dönüyor. Ama hepsi kortekste olsun, striatumda olsun, talamusta olsun ayrı bölgeleri etkileştiriyor. Yani tabii ki hani beşin beşinde de striatumun farklı bölgesi değil ama talamus biraz daha parçalanmış, orada daha farklı. Her birinde büyük yapının içinde daha altyapılardan farklı olan altyapılar için. Her zaman öyle. Burada da öyle. Yani biz sadece olaya bakarken talamus diyoruz. İşte bu makale okurken hani çok bir bölge var dedin ya, çünkü talamus içinde çok bölge var. Şimdi ilginç olan şey de bu makalede, şimdi genellikle talamusa hep şey diye bakılır, hani bunu daha önceden de söyledim, rüle, yani gelen işareti geçiriyor. Kognitif süreçlere pek bir etkisi yoktur. Yok. Sanki böyle trafik polisi, sen şöyle geç, sen böyle geç, sen buraya geç gibi de. Hatta talamus üstünden olmayan tek döngü benim bildiğim koku alma. Değil mi? Koku alma doğrudan gidiyor sanırım. Ama öyle bir şey var. Şimdi bunu okurken yıllar önce perşembelerde okuduğum şeyi hatırladım. Bir de birisi gelmişti, konuşma yapmıştı. Talamus öyle hani sandığınız gibi yol geçen halı değil yani. Hani o geçsin, geçsin değil. Orada da bilişsel süreçleri etkileyen yapılar var. Şimdi bu makalede bence ona da değinilmiş. Çünkü şeyi söylüyor en başına itibaren. Yani hem kognitif olarak hem emotional olarak olan süreçlerde talamusun rolü vardır. Peki şimdi nereden insanların aklına talamus geldi derseniz, hemen en baştaki özette zaten söylüyor. Burada glutamat transporterlardan 1 ve 2'yi şey, o yürüme ile ilgili çalışırken talamusun özellikle şey ayarlarını yeterli olup olmadığını şeyini orada kaybasını oradan ayarlayıp okumuştum diye hatırlıyorum. Yani böyle gecikmelerin ayarlayanı oradan kaybettim. Yani böyle hatırlıyorum. Yani bir kişi yani böyle hani yolda çakal olmuş. Yani relay'in ötesinde iş yaptı. Evet, iş yaptı. Bu glutamatların şurada şey diyor, the cloning of the vascular glutamate transporters 1 and 2 has provided powerful tools to differentiate thalamocortical thalamostriata from cortical striata glutamatergic terminals. Yani bir tür bu T1 ile T2'yi birbirinden ayırt edince fark etmişler ki hangi girişler striatuma gelen girişlerden hangisi korteksten geliyor, hangisi talamustan geliyor. Daha önceden bunu ayırt edemedikleri için hani talamusa böyle bakmak akıl edilememiş. Onun için de bir makale bulduk. Güzel bir makale. Doğrusu benim çok hoşuma gitti. Tam benlik anlatıyor. Glutamatın T1 ve T2 glutamatları aslında 3 tane varmış. Yok, Japon değil. Monika Polonya'dan biri gelmiş. Bu eski. 2000 yok. 2007 o kadar eski. 2007. Bunlar şeyi anlatıyor. Yani bunlar aslında vascular glutamat transporterları işte şey glutamatergic sistemin 3 şeyi structure'ı diye şeyi anlatıyor. Yani bunların birbirinden ayrı edildiğini ve şey diye çok tatlı başlıyor. Ta böyle tarihsel şeyle başlıyor. Eskiden başlıyor. Daha o Japon'un burada 1908'de Ikea'da ilk olarak glutamatı. Bu Japon'un diyorsa. O kadar eski değil. Bu yöntemli. Tamam. Şuradaki ölçme yöntemi. Klonlama yöntemi var. Yok. Yine bir Japon ama 1908'de tam glutamattan haberdar oluyor. Tabii glutamatı o zaman da hani beyinle ilgili olarak fark etmiyorlar. Sonradan beyinle ilgili olan fark ediyorlar. Ve burada şeyi böyle çok güzel söylüyor. T1 ve T2'nin birbirinden farkını. Mesela şimdi şuradaki şu tabloya bakarsanız striatuma T1 çok geliyor. Nucleus accumbens'e ise T2 çok geliyor. T2 talamustan gelen, T1 korteksten gelen. Yani
bir bağlantı vardı. Glutamatlar arasında T1 ve T2 diye fark edebildiğimiz andan itibaren striatuma gelen girişin korteksten mi, talamustan mı geldiğini ayırt edebiliyoruz. Bunu ölçtükten sonra ancak fark ediliyor. O senin 2002'deki Japonların herhalde olacak. Bu makaleyi de o yüzden tavsiye ederim. Bu böyle gayet tarihsel olarak bu T1 ve T2'yi nasıl ayırt ettiklerini anlatıyor. Bir T3 var, T3'ü okumadım. Sen de T3'ü bu öyle hoş. Dolayısıyla hani talamus striatali fark ediyor olmaları talamustan gelen girişleri ayırt etmeleriyle mümkün olmuş. Şimdi burada da şey diyor, böylelikle diyor, bunun sonucunda iki tane talamus striatal sistem olduğunu fark ediyoruz. Bir tanesi central median parafascikular kompleks, diğeri de diğerleri. Yani böyle bunlar ve diğerleri diye ikiye ayırt etmiş. Şimdi buradaki bu central median olanla PF olanı, CM ile PF'den, PF olanı zaten paylardaki karşı düşen yapı. Yani bizim striatumdan sonra şey vardı ya, bulbus pallidus internala SNR, SNR değil mi farelerdeki, memelilerdeki tarafı GPI, yani birebir değil. Dolayısıyla mesela fare modeli geliştirirken, maymun modeli geliştirirken insan beynine projeksiyon yapıyorlar. Yani oradaki şu bölge insan beyninde bu bölgeye karşılık gelir diye. Fareyle özellikle işte primatların arasında böyle bir şey var, geçiş var. Yani çünkü farenin beyniyle hani sonuçta memelinin beyni aynı değil ama yaptıkları işler açısından birbirine benzeyen parçaları ayırt ediyorlar. Ama şey, primat değil, yanlış söyledim herhalde, pardon. Yani fareyle primat beyni arasında fark var. Primat beynine de geldiğimizde maymunlarla insanlar arasında fark var. Dolayısıyla buradaki PF'yi o yüzden makalenin içine göre fark ediyorsunuz. İkide bir rodent-rodens diye ayırıyor. Çünkü hani farelerde o karşılıklar gitti. İki tane sistem, yani talamustan striatuma gelen iki farklı sistemden bahsediyor. Burada da şimdi şeye bakıyoruz daha çok, CMPP'ye. Üstelik de bu kısma yapılan beyin pili uygulamaları da var. Ve bu beyin pili uygulamalarıyla da bazı hareket bozukluklarını tamir ediyorlar. Makalenin sonunda şeyi de açık açık söylüyor. Ya diyor, hani bu neden böyle oluyor bilmiyorsun. Parkinson'dan beter bilmiyorlar. Hiç. Uygulanan şeyin etkisinden. Dolayısıyla bizim bugüne kadar hiç koymadığımız striatum olan talamus bağlantısı, ki tam oradaki soru işareti. O soru işareti var. Yani şimdi sen bir tarafa doğru düşünmüştün ama öyle bir şey var. Tabii şimdi şu aşamada Mustafa onu koyabilecek hali yok. Çünkü zaten büyük yapı çok geniş. Ama Rahmi, senin tezinde bu, sen direkt striatuma bakıyorsun, talamustan gelen girişleri göz ardı edemeyeceksin. Yani o, evet. Ay bu, işte biz bu olaya başladığımızdan bu yana gelişmiş. Başlangıçta habersiz. Dolayısıyla işte anatomik, burada şimdi bunu böyle üç aşamada inceliyor makalede. Önce anatomik olarak bakacak, sonra fonksiyon olarak bakacak, sonra sinaptik olarak da. Diğer güzel güzel yazmıştı. Tam hatırlayamadım. Yani üç aşamada bakıyor. Her türlü. Burada güzel bir daha söylemişti ama şimdi bağladım. Ha,
bir de tabii ölçmede asıl önemlisi bu optogenetik metotlar. Optogenetik metotlar sanıyorum şey. Ve tabii ki bir de şöyle bir şey var davranışsal olarak. Thalamus striatal systems involved in regulating alertness and switching behaviors. Yani evet. Tam fonksiyonel bu işi yapıyor diyor. Burada ilginç olan özellikle bu. Working memory için olan modellerde demek ki thalamusun bu etkisini illa koymak zorundayız. Çünkü working memory'de hem switching yapmak gerekiyor. Biz onu bazal ganglionun sırtına yüklemiştik. Hem de alertness yani şeye dikkat, uyarandakine dikkat toplamak gerekiyor. Yani ha pardon şurada yazmış. Affedersin ben de şunu söyleyeyim hazır bulmuşken. In this review we will discuss these topics and provide an overview of our current knowledge of the functional anatomy, synaptology and physiology of the mammalian thalamostriatal system. Yani bu üç aşamada bakacak. Bir şey diyorum ben. Bu şey talamış için biraz da sıcak dediğimiz biraz yani tüm hepsini talamış yok mu? Yok. Zaten içinde şeyi söylüyor. Yani talamusun switching'e olan etkisini söylüyor. Tamam. Yani şöyle bir şey demiyoruz. Talamus switching yapıyordu gibi değil. Orada etkilidir diyor. Yani burada da zaten öyle bir laf söylemiş oldu. Involved in regulating. Regulating. Yoksa onu yapıyor ki. Evet. Yani olay başladı yani. Şimdi burada hocam burada şey aklıma geldi, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yüksek lisans tezimde şey yapmıştık ya, hani korteksten striatuma olan bağlantıları, WR'leri, onların büyük değerleri için öğrenme gerçekleşmiyordu. Ama talamus korteks bağlantısını azalttığımızda o bağlantıların yüksek olmasını bir anlamda kompanze ediyor gibi bir şeydi. Evet, hatırladım. Hani talamusun şeyi oluyordu. Tabii buradaki hani talamus striatum olan bağlantı. Evet, orada dolaylı olarak aslında dolaylı kendi olarak bağlantısını da azaltmış oluyoruz da. Hani gerçi burada düşündüğüme göre ters bir şey ortaya çıkmış oluyor. Belki de ters yaptık orada denemeyi. Ya ama şeyde Emeç, burada bahsedilen talamustan direkt striatum olan bağlantılar. Bize hep o daha şeyden geliyor. Yani bizim orada baktığımız talamustan kortekse gidiyor bağlantılarımız. Korteksten talamusa, talamustan kortekse. Dolayısıyla bizim bugüne kadar hiçbir modelimizde talamustan striatuma bir bağlantı zaten yok. Evet, doğrudan bir bağlantı yok. Yok. Ama hani etkisi anlamında haklısın. Hani talamusun, talamus aracılığıyla kompanse etmiştik. Evet. Ama oradaki dolaylı bağlantı şey, iteratif bir bağlantı gibi sanki. Yani işte korteksten striatuma azalıyor, striatumdan talamusa azalmış bağlantı gidiyor. O bağlantı biraz daha azalıp şeyde korteksten striatuma gelirken tekrar artırılıyor gibi bir şey oluyor. Yani tekrar bakmak lazım tabii de hani doğrudan o etki var diyemeyiz tabii orada. Evet. Ama hani yine de şey açısından haklısın işte hani talamusun etkisini öğrenmede de kompanse etme etkisini öylesine konulmuştu. Evet. Şimdi o WR'nin etkisini kurtarmak için WR'nin mi WC'nin mi? WR'nin. Yani korteksten striatuma giden bağlantının. Sen WR'nin etkisini kompanse etmek içindi. Aslında o hala daha anlamlı olabilir. Bakalım bir daha. Yani en azından onu gün gelir bir yere yazarken bundan bahsedebiliriz. Bakın hani talamusun böyle bir etkisi vardır diye. Çünkü burada evet, şeyden bahsediyor. Dopaminden de bahsediyor. Şimdi ilk başta şeyi anlatıyor burada. Fonksiyonel olarak bazal ganglia talamostriatal devreleri
birbirine göre farkını, etkisini anlatıyor ilk parçada. Burada şimdi şey var, hangi sayfa? İkinci sayfasında 5 bu CMPP kompleksini 5 alt bölüme indiriyor. Bunlardan işte rostral alanın 1/3'ü nükleus accumbens'e, kaudal alanın 2/3'ü kaudal 2/3'ü PP'nin kaudat nükleus'e. Şimdi bu da şöyle önemli. Hatırlarsanız daha önceden de hani bahsetmiştik, bu Rahmi daha çok hep bizi uyarmıştı. Kaudat da putamen daha motor hareketler, dorsalla ilgili olan kısımlar. Duygularla ilgili olan, hani değer atama, öğrenme, hani ödüle dayalı öğrenmeyle ilgili olan, mesela işte bağımlılık vesaire gibi hastalıklarla ilişkili olan kısım, nükleus accumbens, motor hareketlerle ilgili olup da Parkinson gibi hastalıklarla da ilgili olan kısım kaudat putamen. Dolayısıyla burada talamustan gelen de nükleus accumbens'e giden parçası var. Dorsal tarafa giden parçası var. Onlar bile kendi içlerinde ayrılmış şekilde. Dolayısıyla burada böyle 5 ayrı altyapıdan bahsediyor. Ve şey diyor, bu projeksiyonlar sayesinde CMPP'nin bütün striatal yapıya etkisi vardır diyor. Yani hem nükleus accumbens kısmına hem de dorsal olan kısmına, yani ventral ve dorsal striatuma etkisi var. Bu lafları özellikle bilinçle karıştırarak söylüyorum ki kulağınız alışsın diye. Çünkü hani ben başta bunlarda çok zorluk çekmiştim. Yani bir striatum vardı, şimdi kaudat ne, putamen ne, matris ne, efendim sonra ventral ne, dorsal ne diye. Dolayısıyla hani bazıları diğerlerini daha böyle üst seviyede içeriyor. Hani ve hepsi birbirinin yerine de kullanılıyor. Büyük basit hepsinde detayına bakarsanız birbirinden farklı var. Dolayısıyla şey diyor işte bu striatumda, pardon, talamostriatal pathway'deki CMPP kısmına bakıyor. Diğerlerine hiç bakmıyor. Bu CMPP olan parça fonksiyonel olarak yapıyı hem motor hareketi hem de motor olmayanları, bazal ganglion fonksiyonlarını etkileyecek şekilde etkilemektedir fonksiyon olarak diyor. Yani bu önemli bir şey. Demek ki talamus bazal ganglionun rol aldığı bütün süreçlerde var. Hepsinde de etkisi var. Şimdi ondan sonra şeyi anlatıyor, bu non-center median olanlarla diğerlerini. Şimdi burada kayboldun sen. Çünkü ben şöyle bir şema yaptım, vallahi çok şey çıktı. Yani şöyle koyarsak bu 5 tane parça, ondan sonra talamus orada söylediklerini her birine bir ok koyayım dedim. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ok olmuş. Dolayısıyla 8 tane alt parçasından bahsediyor orada. Yani talamus. Ondan sonra da şeyden bahsediyor, aslında orada bir kötü oldu. Bunların hepsi bir fiziki bölge mi yoksa aslında işlevsel olarak da şey yapıyor? Yok, bunlar fiziki bölgeler. Yani şu ayırdıkları fiziki bölgeler, fiziki bölge. Yani şöyle bir olay yok, bir fiziki bölge bir işlevsel şeye karşılık düşmüyor. Yani birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Ayrıca birçok fonksiyonu da birçok bölge tarafından yerine getiriliyor. Hani öyle... Tamam, beynin kutsal görmesi durumunda yani senin üzerine almak, yatağı, sistemlerine almak olayı çok fonksiyon olmasının sağladığı kolay. İşte o yüzden hani yapay sinir ağlarında paralelle distributed yapıdır o plan diyoruz da yine de bazı durumlarda o hani karısını şapkasına adamdaki gibi kurtarmıyor. Yani o kadar şey. Dolayısıyla buraya bakarsak evet. Yani bu yapı hem sensory motor bölgeyle ilişkili hem de associative ve limbic bölgeleriyle striatumun
ilişkili. Bu associative limbik olan kısım aslında şeye karşı düşüyor. İşlev anlamında. Korteks, bazal ganglia, talamus döngüsündeki Alexander'ın prefrontal korteks döngüsü ve de emotional döngü dedikleri karşılık düşüyor. Diğerleri de motor döngü dediklerine karşılık düşüyor. Alexander'ın beş yapısında hani onlarla ilgili. Yani biz şimdi modelimize bir de talamustan şey koymamız lazım. Yapım koymamız lazım. Arkadan gelenler, mezun olanlar o. Derin bir nefes aldım Mustafa. Allah'tan bu makale şimdi okunmuş diye. Şimdi burada işte şey diyor, in rats, the topography of these projections correspond to the functionally segregated organization of the striatum, yani fonksiyonel olarak senin bahsettiğin şekilde, fonksiyonel olarak ayrıştırılması. So that sensory motor associated and limbic related thalamonucleus innervate functionally corresponding regions of the dorsal and ventral striatum. O bakımdan her yerden ilişkisi var, fonksiyonel olarak. Burada işte uzun uzun şeyi de anlatıyor. Hangi bölge neyler nasıldır, kim ne yapar, kimler etkilidir, böyle anlatıyor. GPI'lere kadar gelerek, hani oralarla da ilişkisini kurarak. Bu arada en ilginç olanı, şimdi içimizden kim okudu Doyan'ın makalesini bilmiyorum. Belki Rande okumuştum. Rande okumuş muydun sen? Doyan'ın bir makalesi vardı. Computation olarak ta 1990'da ilk yazılan makalelerden biri. İşte şeyi ele alır. Cerebellum, basal ganglia, bir yer daha var. Cerebellum'u neden hatırladım? Şundan, çünkü Cerebellum'la basal ganglia birbirleriyle çok fazla haberleşiyor. Bizim modellerde hiç gözükmüyor. Motor hareketle ilgili olduğu için biz beyin sapı deyip bırakıyoruz. Şimdi orada da size şunu göstereyim. Basal ganglia talamus şurada bir yerde. Bu görme alanıyla ilgili bir resim olduğu için burada bir korteksten göz var. Ama ben şeyi beğendim, hani bizim ilgilendiğimiz bölgeler olarak. Burada da işte superius coleus var ki biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Cerebellum. Şimdi cerebellumla basal ganglia sürekli haberleşiyor. Özellikle motor hareket için gerekli. Şimdi bu diyor ki, bu üçüncünün birinci sütununun başlık üstündeki yerinde, işte transsynaptic viral tracing studies, yani bir özel ölçme yöntemi, yani bu böyle bir sürü de değişik ölçme yöntemlerinden bahsediyor. Bunlar sayesinde thalamostriatal projections from the VL and the other intralaminar thalamic nucleus, bu VL dedikleri, onların hepsi thalamus içinde bir takım yapılar diye bakın. Cerebral cortex olabilir mi? Evet olabilir, doğru, haklısın evet. Sen okudun tabii. Bizim sesimiz duyuyor biz onu mu? Yok. Yok daha okumadım. O yüzden ses çıkmıyor diyorsun. Unuttum. Mikrofonum kapalı. Şeyden yazmaya alıştım o yüzden. That received cerebral outflow from the dentate nucleus may be the underlying connections through which the cerebellum communicates with the basal ganglia. Yani bunu kısaca söylemeye çalıştığı şey, bakın cerebellumla basal ganglia'nın birbirine haberleştiği yer, bu talamus üstündeki bu yerdir diyor. Yani böyle bir haberleşme var. Şimdi sonuç olarak tam şu ranın sonunda ben buraya hemen bir not düşmüşüm. Yani biz bugüne kadar hani basal ganglia'nın hastalığı olarak Parkinson'a bakıyoruz ya. Belki Parkinson sadece basal ganglia'dan dolayı değil. Çünkü bütün bunlar hareketle ilgili derler. Yani bambaşka, yani talamusunda da bir problem, evet doğru haklısın, haberleşmede de bir problem olursa olabilir. Yani olay bir tek striatumda olmayabilir. Şimdi arkasından şey geliyor, superior coleus
İşte bu da a potential driver of the Thalamus striatal systems in mammals. Bu da şimdi şeyi söylüyor. Yani tamam da bütün bunları uyaran olarak gelen yer neresidir? Onun için de bu şeyden bahsediliyor. Resimden için. En güzel. Şimdi burada şu yeşiller bizim bazal ganglimiz. Thalamus'umuz kalın içi. Bu superior colleus denen şey de şuradaki şu sarıyla işaretlenen yer. Burası. Dolayısıyla bu üç bölgeye bakıyoruz. Yani beyinleri olan. Bütün bunlarda bakın eski beyin. Sürüngenlerden ortak beynimiz. Yani zaten hareket vesaire için ortak olan beynimiz. Ha, o bölge. Evet. O yüzden işte Red Grave şey diyor yani hani hep korteks için içine katarak duygulara bakıyorlar. Ama daha korteks yokken de hareket ediyorduk. O yüzden evrim çok hoş. Öyle bakınca orada görüyorsun. Ben kaç milyon yıl önceki akrabam diye. Şimdi yani o aşamada böyle bakınca tabii ki şey diyor yani daha eski bir yapı var burada döngüsünü tamamlamış. Hani siz kortekse bakıyorsunuz da korteksten önce zaten döngüsünü tamamlamış bir yapı var. Yani onlar sayesinde bu hareketler oluyor. Kuşlardan çok ilki ayrılmışız. Kuşlardan ayrılmışız. Kuşlardan sürüngenlerden ayrılmışız. En yeni yapılan en dışarıda dışarıda olan. En dışarıda olan. En son en bizim işte neokorteks dediğimiz yani. Şu alnımızın altı olan kısmı. Prefrontal korteks sanırım en çok bizde primatlarda da en fazla alan kaplayan prefrontal korteks olan biz. İşte bu yüzden savaşıp duruyoruz. Dalgın bizim hepsi o. Ama sebebi bu aşağıda yani beyincik diyoruz devam ediyoruz. Evet. Beyincik diyoruz. O şu parça. Bu motor hareket, nefes alma işte mesela hani buraya bir şey gelirse zaten nefes alamıyoruz duyuyoruz. Hani vücudun kendi iç dengeleriyle ilgili her şeyi sağlayan yer burası. Bir şey var. Orada bir şey var. Ha, ama yaşıyor. Evet, yaşıyor. Beyni çıkartıyorlar, beyni saklıyorlar vesaire. Hani bir şeyden, Efe mi buradayken bahsetmiştin de birisinin bütün bu korteks kısmı yok, boşluk. Ona rağmen yani gayet iyi öğreniyor ve bayağı geç fark ediyorlar. Yani bir sürü şeyi, evet. Bir sürü şeyi hani öğrenmeye vesaire bütün bu süreçler çalışıyor hani. O yüzden belki de pek hayran alamet yerler değiller yani. Hani. Alzheimer'de falan bu beyincikte gidiyor. Alzheimer'de daha farklı bir şey. Alzheimer, yani ama o gitgide en son gidiyor. Orada benim anladığım bir sistem hastalığı değil Alzheimer. Ama yani hani ben bir otorite değilim tabii ki. Yani okuduğumdan anlayıp da çıkarabildiğim kadarıyla hücrelerdeki dejenerasyon. Yani mesela şimdi Parkinson bir sistem hastalığı. Dolayısıyla hani striatumdaki dopamin azlığına gidip GP, IMSTN'ye verdiğimiz uyaranla bertaraf edebiliyoruz. Yani o loop'un ortasında başka bir yerle onu kurtarabiliyoruz. Şimdi Alzheimer öyle değil. Yani siz de itiraz edin. Yani ya tabii direkt o bölgeye gidiyor. Yani hafızayla ilgili bir bölge direkt dejener oluyor. Yani bir şey koyamıyorsunuz yani. Orada hücre bazında bir bozulma var. Sistemde bir yerler kesilmiyor. Hücre tamamı da ölüyor mu? Yoksa satıyor mu şeyi? Tümünü, beynin tümünü gitgide küçültüp yok ediyor. Sinapslar sanırım yavaş yavaş yok bağlandı. Yani bütününe saldıran bir yapı var orada. Bilmiyorum, o haberleşmeyi etkiliyor. Burada ama bir bütüne giren, o değil mi, alüminyum plakalar dedikleri şey, onu her yerde etkiliyor. O da bunun kendi aslında. Bunun kendi sandığı bir madde mi? Toksik etkiliği dönüşmesi de var. Onun bir etkisi. Sen onun bir etkisi, hücre bozulması mı?
sistemin bir yerinde bir şeyin aksaması olsa zaten başka yerden toparlanılıyor. O bakımdan bence bu looplar önemli. Hani bir loop içinde bir bozukluk varsa loopta bir yerde, onu başka bir yerden kompanse ediliyor yani. Deep restoration'dan benim anladığım o. Hani döngüdeki bir kopukluğu başka bir yerden müdahale edip hallediyorsun gibi. Ama Alzheimer gibi bir yerden nereye müdahale edeceksin ki, bir bütün yavaş yavaş yok oluyor. Şimdi burada işte şey söylüyor. Anatomical studies have suggested that additional subcortical tectobasalganglia loops exist that connect the superficial and deep layers of the supraracoelius with the specific thalamic nucleus. Şimdi bu cümleyi okuduğum anda ben hiçbir şey anlamadım. Yani hala daha çok anlamıyorum. Çünkü sanki makalenin bir yerine hakemde bir şekilde gereksiz yer atılırken bağlantı kopmuş. Çünkü şurada söylediği lafı öncesi sonrası hiçbir yerde ilgisi yok. Bu şu cümleyi aşabilmek için işte çok şeye baktım. Yani buradan yani birdenbire bu superior colius geliyor. Hayrola bu nereden diye oluyor. Şimdi bu anlaşılamayan cümleyi bir tarafa koyalım. Hani ben bu cümleyi anlayabilmek için işte retrograde'den bakınca şeyi fark ettim. Yani bir tek bu döngüye bakmayın. Hani bakın başka döngülerimiz de var. İşte o demin size gösterdiğim şu sub cortical structures'ın içinde bu superior olan yapı. Şuraya bakarsanız da bakın, oho, bir sürü denge koymuş. Hepsinde de superior colius var. Bu neredeyse korteksin yerini almış yani. Hani diğer yapılar şeylerde, döngülerdeki gibi. Ha, bu böyle bir şeymiş, bunu bir başka zaman okuruz diye bir köşeye koydum. Yani o yüzden de bu buranın önünü kesin bir şey kesip atmışlar. Böyle hop havada kalıyor. Sanki herkes anlar gibi koymuşlar oraya. Şimdi burada önemli olan şey asıl bence. Şimdi bunu okuyunca şey yaptım. Şimdi bu bağlantılar sayesinde short latency responses to biological salient stimuli, yani biyolojik olarak önemli olan uyaranlara kısa ne diyeceğim latency'ye? Evet, kısa yani hızlı cevap, yani kısa süreli var olan yanıtlar açısından bu yapı önemli. Ama hani ve o, burada şimdi şeyi söylüyor. Basal ganglia and the superior colliculus are neural structures that appeared early, 400 milyon yıl önce, işte sürgenlerle ortak beynimiz o yüzden. And have been highly conserved throughout the evolution of the vertebrate brain. Dolayısıyla hani Redgrave'in dediği laf var ya, hani kortekse bakıyorsunuz da daha eski zamandan beri var olan şey, burada onu tekrarlıyor. Zaten burada da onu 99 makalesine Redgrave'in atıfta bulunmakta. Yani beyinde zaten böyle döngüler korteksten önce de vardı ve bunlar sayesinde de aslında hayatta kalmak için gerekli olan bütün şeyleri geliştirdik. Hani senin tavuğun beyninin, yani korteksi gittiği halde, yani kortekse karşı bir şey diye olması lazım. Korteks yok tavuğun. Başka bir şeysi var ya onların. Hatırlamıyoruz. Vallahi bu da geçen yazmak için çalışmıştım. Onu bir türkünü dinledikten sonra ya. Neyse. Sen şimdi hatırlarsan söylersiniz. Dolayısıyla they are part of the fundamental processing units that play basic functions in mammalian behavior. Yani en temel yapılarımız burada var. Şimdi ondan sonra da şeyi anlatıyor gayet güzel. Hani nasıl sensör stimuli'nin hani bazı sensör stimuli'leri diğerlerinin üstüne seçip de bunları pekiştirdiğimizi. Bu da ilginç çünkü şöyle bir şey söylüyor en son cümlede. Through these processes, the short latency sensory driver activity, yani bir uyaranla kısa süreli olan bir süreç, basal ganglia aracılığıyla alışkanlığa dönüşecek şekilde pekiştiriliyor. Şimdi bu bence çok, bu makalenin en hoş cümlesi. Yani bir tür daha ilkel olan beyin
beyinde kısa süreli etki tepkiyle olan şey, uyaran hareket çiftini bir alışkanlığa dönüşüp de kalıcı olmasını sağlama süreci diğer taraftan belki işte korteks, bazal ganglia'dan gelen şeyden, etkileşimden oluyor. Evet. Ama burada tabii biz hiç bugüne kadar böyle bakmamıştık. Mesela biz bazal ganglia'dan Andra Bey'in söylediği gibi habit olmasına, yani alışkanlık haline gelmesine kısmında şey diye bakıyordu yine de, bazal ganglia için de bakılmıyordu. Yani diğer alt yapının burada bir etkisi vardır diye bakılmıyordu. Dolayısıyla benim anladığım yine burada, hani yeni baktığımda bir sistem olduğu için de tabii şey de çok kestiremiyorum. Talamus işte bu bağlantıyı kuruyor. Yani işte korteks bazal ganglia bir döngüsü var. Ondan sonra subkortikaların bir döngüsü var. Bunların arasındaki bir tür ilişkiyi de herhalde talamusun sayesinde sağlıyor. Talamus içerisinde zaman şeyi de beyni sakin diye onun için değil mi? Ama yani o belki hani görsel alanda kısa ve uzun yolaklardan gelenlerin zamanlamasıyla ilgili. Hani beyinde zaman nerededir diye bir şey mesela asosyale her gün basıyorsunuz aynı noktaya. Ama mesela kafanın yanlış altıncı kare çıkıyorsunuz her gün. Bir gün yeni ilk kate yanlışlıkla basıyorsunuz ama beyin altıncı kate geldiği zaman hissediyor bir zaman. Yani onun gibi. Hani o var tabii ki de ama onun talamusta mı olup olmadığına dair bir şey yok. Alışkanlık haline gelmesi, hareket kurulandıktan sonra ikisi içeride devam mı? Daha doğrusu şöyle değerlendiriliyor ve pekiştiriliyor. Dolayısıyla aradaki sinaptik bağlantılar artıp bu sefer şeye doğru geliyor. Kalıcı alışkanlığa, yani anlık tepkiler alışkanlıklara dönüşüyor. Şimdi bizim daha önce bazal ganglia'yla ilgili okuduklarımızda hani Andra Bey'in söylediğinden tekrar bir şey ödül aracından pekişmesi gerekiyor. Ama şöyle bir şey de olabilir tabii ki, hani bir harekette bulunursun ve o kadar büyük bir ödül alırsın ki o pekişme tek bir seferde bile olabilir. Hani şimdi doğru bir örnek değil ama hani korku şartlanmasını hep diyorum ya, korkunun şartlanması hızlı oluyor ama silinmesi uzun zaman alıyor gibilerinden. Hani kimi zaman orada büyük olasılıkla hipokampüs falan da işin içine giriyor. Duygusal olanları tutma anlamında hani hafızada. Pekiştirme o yüzden hani illa defalarca tekrarlanma anlamında değil. Pekiştirme hani büyük bir ödülle de olabilir. Peki yüzü gibi. Bisiklete binmeyi öğrenirken çocuk korteksin olduğu bir döngü var. Otomatikleşince o aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Bazal ganglia işte. O işte chunking, habitual behavior dediği Andra Bey'in. O dikkatle beraber, dikkatle beraber çalışan sistem hep yanılmıyorsam ortofrontal korteks aracılığıyla korteks sürekli görüyor. Amana korteks. Onun devresi bilinmiyor. Evet. O devre var. Yani o devre zaten o da bazal ganglia üstünden dönüyor. Umulmadık bir şey geldiğinde dikkat mekanizması çağrılıyor. İşte o zaman hemen ne dikkatli oluyorsun. Hareketler mesela, vücutla ilgili olan hareketlerde vücudumuz öğreniyor diyoruz ya, onlarda hep akıl yürüterek hareketi yapamazsın. O zaman çok kötü yaparsın. İşte o karar anındaki piyanist gibi. Hani ben şimdi şu parmağımı, o parmağımı basacağım veya şarkı söyleyen bir kadın var. Böyle iki tane örnek var açıkta. Şarkıyı söylerken daha iyi söyleyeceğim diye üstüne düşündüğü anda kötü söylüyor. Hatta böyle şeyi, kariyeri bitiyor. Yani öylesine. Bunları düşünmeye başladığımız anda kötü. İlk öğrenirken bu düşünme
bir süre sonra onu artık kenara koymak lazım. Bununla ilgili öyle bir şey seyretmiştim. Mesela programda kalır. Şey yapıyor, bisikleti sürmeyebiliyorlar. Ama sonra bisikletin bir dişli mekanizması çıkıyor. Böyle çevirdiğinde aslında teker buraya gidiyor. Düşüyorlar. Kolay kolay öğrenemiyorlar. Yani aşağı gidiyor. Evet. Dolayısıyla o refleksi yapmaya çalışıyor. Yani bilgisinin de oraya çıkıyor. Direkt yani bu tarafa çevirince bu tarafa dönüyor bisiklet. Süremiyor mu? Şimdi şey vardır ya, bak onu Mustafa iyi bilir. Müzik aleti kullanacağın zaman doğru yerlere doğru şekilde basman gerekiyor. Hem gitarda büyük olasılıkla neyde de öyledir. Ney daha zor bir şey. Yani gitar kolay, ney çok zor. Bunu dolayısıyla en baştan doğru öğrenmezsen, yanlış öğrenirsen, otomatik olan hareketi sonradan düzeltmek çok zor. Yani onu bir yere yerleştiriyoruz ya. O bakımda hani müzik aletini aldım elime de çaldım, çok doğru bir iş değil. Hani gayet iyi çalabilmek için doğrusunu öğrenmen lazım. Çok iyi kulağın olabilir vesaire, sesi iyi çıkarabilirsin ama bunun bir şeyi var. Benzer şekilde tenis oynarken, yani benim tecrübem tenis olduğu için. Teniste mesela raketi nasıl tuttuğunu, nasıl vuruşları yaptığını öğretirler. Başta böyle ince ince ve de kıza kıza öğretirler. Yani yanlış yapmanızı. Gerçekten de onları düzgün tutarak raketten iş yaptığında muazzam bir güçle yapıyorsun. Şimdi benim şahsi tecrübem, ne olursa olsun kadın kas kuvveti, erkek kas kuvveti de karşılaştıramaz. Ama ben kendi kendine tenis oynamayı öğrenmiş erkeklerle oynayabiliyordum, şimdi oynayamam ama. Çünkü ben doğru tutmayı biliyorum. Onların bir vuruşu yaparken harcadığı enerjinin ben herhalde 1/5'iyle aynı derecede kuvvetli bir vuruş yapabiliyorum. Dolayısıyla o taraf çok yoruluyor. Yanlış tuttuğu için raketi, yanlış vuruş yaptığı için. Bunlar önemli. Onu bir kere yanlış da öğrenirsen sonra da onu düzeltmek çok daha zor. O bakımdan hani sporda falan da çok dikkat, mesela yüzmede, hani yüzme okullarında çocuk gitmişse farkına varırsınız. Her kulacı nasıl attıklarını uzun uzun bağıra çağıra öğretirler. Hayır, yüz tamam, hani bir şey değil de düzgün yüz, hızlı yüzebilmek için o kulacı düzgün atman lazım. Evet, çünkü yüzmeyle daha şey, bu sirk verdiği ki işte kadın atlıyor aşağı, başka birisi havada diye kalıyor. Zamanla ayı kadar iyi kesiyorlar diye. Demek ki iyice yıllarca yapma yapma. Evet. Yani bu... Sekmanmış. Beyin çalışmasam sekmanlaşmış diyor. Ya onların birlikten muazzam bir beceri yani. Şu bahsettiğimizin ötesinde bir beceri mi? Ama bu motor hareket şey, önemli yani. Çok alakalı ama şey, hani bir süre önce şey çıkmıştı gazetelerde, televizyonlar işte. Yetek yapmış mı? Sizler bu süre kimse. Kimsenin bir sarı beyaz aldığı, kimisi mavi siyah aldığı, yani aynı şey aslında. Neden ki? Bugün bir haber var. Şeyle alakalı keşfetmişler. Erken kalkanların beyni daha erken başı, daha fazla ışığa maruz kaldığı için ortalama sıfır koyuyor. Onunla alakalı. Yani birisi bir saat çalışıyor aslında beyni. Büyük bir ihtimalle de gün içerisinde onu sabahtan ayarlıyor. Yani şey, başlangıç saati oluyor. Bu şey değil mi? O siklerde etkin de sanki bir yerde ikisi birlikte başlatıyor saati. Şimdi arkasından şimdi bunlar şeyden bahsediyor. Hani alt subcortical yapılarla yerler arasındaki ilişki. Sonradan da sinaptik organizasyona geliyor. Yani sinapslarla ilişkili olarak neler oluyor diye. Şimdi işte burada uzun uzun bu glutamat T1 ve T2'nin ayrıştırılabilmesi sayesinde striatuma gelen uyaranların talamustan mı, korteksten mi geldiğini ayırt ediyorlar. Ötesinde anlayabildiğim kadarıyla CMTT ile diğerlerini de birbirinden ayırt edebiliyorlar. Yani talamustan gelenleri de ayırt edebiliyorlar. Bunun için tabii ki hem bu ölçme yöntemleri var, hem de burada şeyden de bahsediyor. İşte bağlantı dendritik spinallara mı yapılmış veyahut da dendritik şaklara mı yapılmış, bunları da ayırt edebiliyorlar. Yani bütün bu bağlantıları nasıl olduğuna da. Ve tabii ki hani bu bağlantılar fonksiyonel olarak da bir şeyleri etkilemektedir. Bunlara bakmalıyız diyor burada.
Şimdi şeyi söylemiş, onu da bir daha ben söyleyeyim. İşte bu glutamat T1 Markov cortical terminus, yani korteksten gelenleri istiyor buna. Long term potentiation da önemli. T1'den gelenler. Şimdi T2'den gelenler, talamustan gelenler, onlar da long term depression da önemli. Yani birbirlerine fonksiyonel olarak da farklı etkisi var. Burada çok güzel işte asimetrik olan sinapsların yüzde bilmem kaçına neden bağlıdır, yüzde bilmem nesi neyle bağlıdır diye de uzun uzun anlatıyor. Ve işte striatumda patchle strazoma bağlantıyla matrix compartment'ına bağlantının farklı olduğunu, ondan sonra diğer bağlantıların neler olduğunu gayet ölçmüş. Hani, bunlar sağ olsunlar ölçme yöntemleri bulunmakta. Şimdi burada bir şeyin üstünde duralım. Şimdi 5. sayfanın 1. sütununun ilk başlayan, içeride başlayan paragrafında şöyle bir şey var. Evidence that activity imbalances between the patch strazone and matrix compartments may be involved in various basal ganglia disorders. Yani bu ikisinin arasındaki aktivitedeki farklılıklar. Highlights the potential significance of this compartmental segregation of CMPF impulse to the mammalian striatum. Yani buradan benim çıkardığım, bakın talamustan gelen bağlantılar da basal ganglia'ndaki bozukluk olarak algıladıklarımıza etkilidir. Hani biz hep ona böyle direkt dopamin artması, azalması korteksten geleninkidir diye bakıyoruz. Bunun söylediği talamustan geleninde etkisi vardır. Şimdi sonra da talamik inputların direct ve indirect pathway'lere etkisine bakıyor. Dolayısıyla hatırlarsanız hani bizim bir direct ve indirect pathway'imiz vardı ya, birisi GPA üzerinden uzun yoldan geliyor, diğeri GPA üzerinden geliyor. Şimdi burada da şey söylüyor, 5'in 2. sütununda. However, because the CMPF has a unique pattern of synaptic connectivity in the striatum compared with other thalamic nuclei, yani diğerlerine, talamustan gelen diğerlerine göre, and because axonal traces labeled only a subset of CMPF terminus in this study, the potentially preferential innervation of direct pathway neurons needs to be further assessed using glutamate T2 or other general marker diyor. Şimdi bakın burada söylemek istediği şey, aman ha, talamustan striatuma gelenlere dikkat edin. Yani bu bağlantılara dikkat edin. Çünkü aşağıda söylediği şöyle bir şey. Talamic inputs may gate corticostriatal transmission. Yani korteksten striatuma gelen bağlantıların talamustan gelen girişler striatal kolinerjik interneuronlar, hani medium spin nöronlar falan değil, interneuronları etkileyerek ayarlamaktadır. Biz hep şey diye bakarız ya, o striatumdaki D1 ve D2'lere. Bunun söylediği talamusta interneuronlara gelen bağlantı aracılığıyla korteksten striatuma gelen bağlantılardaki davranış regüle edilmekte. Ve bu interaction may modulate behavioral switching and attentional set shifting. Dolayısıyla bu özellikle working memory'yi modelleyeceğimiz zaman talamusun bu interneuronlara olan etkisine bakmak gerekiyor. Şimdi sonrasında da şey var. Relationship between thalamic or cortical terminus. Bu sefer dopaminerjik. Hani dopaminler etkileniyor ya D1 ve D2'lerimiz. Şimdi buraya talamusun etkisini. Şimdi talamusun olduğu yere gidelim bakalım diye. Şimdi 5.'nin 2. sütunun
sonunda our recent quantitative ultrastructural analysis dediği yere bakalım. Tamam. Şimdi ben bunu okuyunca şey diye anladım. Talamus striatum arasındaki bağlantı da aynen korteks striatum arasındaki bağlantının dopaminden etkilenmesi gibi etkileniyor. Hani biz hep dopamin etkisi diye dönüp de korteksten striatuma gelen bağlantılara bakıyorduk ya, Emeç hani bizim hep yaptığımız gibi korteksten striatuma. Şimdi bu şeyi söylüyor, talamustan gelen de böyle etkileniyor. Dolayısıyla hani dopaminin orada da etkisi var. Ama burada bir de en sonunda şey lafı söylemiş. Yani bu dopaminerjik bağlantılarda talamustan gelen CMPP ile diğer talamus striatal bağlantılar birbirinden farklı olabilir. Hani şeyi de unutmayın. Burada birinci şekli var ya, ikiye ayırıyor. O ikiye ayıran da talamustan striatuma gelen zayıf bir bağlantı var diğer yanda. Yoklarda oradaki bağlantıdaki dopamin etkisi diğerinden farklı olabilir. Şimdi orada bir şey işaretlemişim. Şimdi fizyolojisine bakacak talamus striatal projeksiyonları. Burada da ilginç olan şey uzun uzun şeyden bahsediyor. Yani bir tek medium spinal nöronlarla olan etkisinden değil de kronerjik internöronlarla olan etkisinden de sabit hep onu böyle ihmal ederek bakıyordu. Ve burada işte şeyden de bahsediyor. Şeyde phasic aktif nöronlar var, bir de tonik aktif nöronlar var striatumda. Phasic olanlar medium spinaler, tonik olanlar da şeyler, internöronlar, hani striatumun içinde. Şimdi bu CMPP'den gelenler hem striatumdaki gabarcik, çünkü striatumdakiler birbirlerini bastırıyor, o yüzden gabarcik, hem de kronerjik olanları etkiliyor. Yani talamustan gelen bağlantılar striatumdaki medium spinal nöronları ne kadar etkiliyorsa internöronları da o kadar etkiliyor. Ben öyle anladım. Hani her ikisi de önemli. Halbuki biz korteksten gelenlerde hep şeye odaklanıyoruz. Hatta korteksten internöronlara bağlantımız bile yok. Doğrudan striatumlara bağlantımız var. Şimdi bunu hem in vivo canlılar hem in vitro recordinglerle bakıyorlar. In vitro'da da böyle yeni bir şey, red brain slice preparation yapmışlar ki orada talamus striatal aksonlar da var. Onlardan üstünden ölçme yapmışlar ve yine hep kronerjik internöronlardan bahsediyorlar. Dolayısıyla hani bugüne kadar yani talamustan striatuma bağlantı yaptığımızda korteksten striatuma yaptığımız bağlantıdan daha farklı yapmamız lazım. Yani o esprili. Şimdi iki bölüm talamus striatal sistemlerin cognition'daki rolüne bakıyor. Bilişsel süreçlerde, yani motor hareketleri ortasında bilişsel süreçlerde. Bu arada da şimdi şey diyor. CMPF striatal system is now thought to be critical in mediating basal ganglia responses to attention-related stimuli and may be engaged in behavioral switching and reinforcement functions. Daha önceki switching hareketlerin switching'iydi. Şimdi davranışsal switching'e bakıyor. Daha sonra arkasından şey geliyor, alttaki yerde. Responses of CMPF neurons to external events are related to attention. Yani bunlar dikkatler uyarılıyor. The initial
vigorous responses fade quickly upon repeated stimulus presentation if stimuli were not followed by reward and thus lose their salience. Şimdi önceleri yani bir uyaran geldiğinde bu Mustafa deminki durum. Bir uyaran geldiğinde o uyaranın etkisi kayboluyor. Hani hızlı bir yanıt veriyorsun ya, o sonra kayboluyor. Ama eğer bir ödülle pekiştirirsen o zaman etki kalıcı oluyor. Yani uyarana karşı bir tepki veriliyor ama o geçici. Ödül mekanizması sonucunda bu kalıcı oluyor. Yok, şimdi de var. Yani Amerikan futbolu için bir şey yapmıştım. Çarpışmadan sonra soru sorulursa daha sonra hatırlıyorlar. Ama sorulması hiçbir şey hatırlamıyorlar. Çarpışma mı hatırlamıyorlar? Çarpışmayı hatırlamıyorlar. Ama çarpışmayı hatırlamıyorlar. Soru sorulursa yerin acının mesela cinsine soru sorulursa o kalıcı bir şey yapıyor. Yani sadece ödülme şeyi değil mi? Dikkat çekmek. Dikkat çekmek. Soru sorulmayı ne zaman yapıyor? Hemen sorulmuyor. Hemen sorulmuyor. Soru sorulacak yani. Sonra bir yerin acı yapma. Acı veya acı mı? Ama daha sonra soruluyor. Yani. Sana çarpıldıktan hatırlıyor musun diye. O zaman sorulan kısımdan hatırlama başlıyor. Çok sorun yani. Soru sorduğum için mi çarpışma yaptı diye de nasıl çarpıştığı için mi soru sorduğum için mi? Yok ama çarpışmadan sonra çarpışmadan sonra soruluyor ya soru. Yok yani bu olduğun ki acaba fiziki şey mi? Ne deniyor? Hani şey işitme ya da uyanın. Sonunda bence yani ödül mekanizmasının yerini aldı bence. Orada bir kalıcı bu. Hayır ama şimdi şöyle tabii diyorsun. İlgilendin o ödülü. Evet. Seni ilgilendin ödülü. Bu mesela hani çocuklar düştüğünde oralı olmazsa bir şey yok. Bir şey devam ama eder. Sen beraber bakarsan ağlar. Orada da öyle. Vallahi buna bir şey diyemeyeceğim. Burada işte şey güzel güzel söylüyor çünkü. İşte there is also evidence that sensory responsive CM neurons may be involved in mechanisms needed for decision making and biasing actions. Bütün buna bazal ganglia'ya atfedilen şeyler hani hepsinde bir de dönün bu buradan gelene bakın deniliyor. Sizin varsa bir şey söyleyeceğiniz? Ha, bir şey daha var. Bunu çok da anlayamadım ne demek istediğini. Şimdi 8. sayfanın o iki tane sütundan ilk sütun, soldaki sütun. He projection to posterior dorsal medial striatum is involved in regulating the interaction between new and previously learned stimuli. Şimdi bu acaba hani başta söylediği association'la ilgili bir şey mi? Değil mi? Hani şimdi ve daha önceden öğrendiğimiz arasındaki ilişkiyi kurmak için de bu PF'den gelen uyaran yani bağlantı etkilidir diyor. Hani şeyi çok önce gözümde canlandıramadım. Ne demeyi kastediyor? Interaction between new and previously learned stimuli. Bu ama hani daha ilk başlarda association dediği şey aslında bu. Yani eskiden öğrendiğin, yani yeni öğrendiğin arasındaki ilişki kurmak açısında da bu PF etkili. Şimdi yine bu reward associated event'lara dönüp bakarsak ilginç olarak biz mesela bunları hep medium spinal nöronlar üstünden düşünüyorduk. Burada çok üstüne basa basa interneuronlara bakınız diyor. Yani sanki bu talamustan gelen bağlantı kortekstekiler medium spinal nöronlara da talamustakiler de interneuronlara hükmediyor gibi. Uzun uzun işte burada onların glutamerjik olan bağlantılarının nasıl etkili olduğundan bahsediyor. Sonradan da Parkinson hastalığındaki etkisine bakıyor. Diyor ki Parkinson hastalarının ölüm sonrasında beyinlerin açık bakıldığı zaman %30 ve 40'ın
CMPF'deki nöronların %30-40 mertebesinde kaybolduğunu görüyoruz. Ama diyor, yani bu hani böyle küçük motor hareketlerdeki ne yansıyan. Daha kötü, yani Parkinson'daki daha kötü motor hareket bozukluklarını CMPF dejenerasyonunda bir ilerlemeyle ilişkilendirilemediğini görüyoruz. Yani işte hani küçük motor hareket kusurlarını karşılığında CMPF'deki hücrenin %30-40'ı dejenere ama daha kötü olan hareket bozukluklarında %70-80'i hasarlı değil. Yani öyle bir ilişki yok. Anlatabildim mi? Hani orası daha bozulursa Parkinson daha kötü oluyor diye bir şey yok. Yani ama %30-%40 mertebesinde bir hasar olduğunu görüyorum. Bir şey, Parkinson'da oldu hareket sorunu yaşadığı için hücrelere bozulma mı oluyor? Yoksa bozulduğu için mi? Valla onu hiç kimse bilmiyor. Yani burada orada da söylüyor. Diyor yani bir tek diyor bu şeyde de gözükmüyor diyor. Parkinson'da değil diyor. Aynı zamanda diğer nörodejeneratif hastalıklarda da oluyor diyor. Peki, i̇şte Huntington'da vesaire. Sorun gibi. Yani şimdi Alzheimer'daki gibi yani bozulma, hücum bozulması sorunca Alzheimer. Yani ama Parkinson ama burada bir devredeki hücrenin bozulması. Evet ama buradaki devredeki hücre bozulması mı oluyor? Parkinson. Şimdi Alzheimer'da her yeri kaplıyor bozulma. Burada sadece bir devredeki bir yer bozuluyor. Hocam sizin söylediğiniz şey vardı. Bu hani şey Pamukkale'ye gittiğinizde yani bağırsaklardaki kabızlı, yani Parkinson kabızlar neden olmuş düşüncesi varken daha iddiası kabızlı Parkinson'a neden olabilir diye bir şey çizdi. Yok o şöyle aslında, tamam öyle dediğin gibi ama o şunu söylemeye çalışıyordu. Yani hani bağırsakların çalışmasındaki bir bozukluk aslında Parkinson'un sonucu değil, belirteci de olabilir. Yani tersine bir işleyiş söz konusu değil mi? Yani bağırsaktaki... Yani onu sen de hatırlıyorsun Rahmi. Yanımızda beraber dinledik o çocuğu. Sigara için daha iyidir dedi. Parkinson olmamak için. Ama bu, yani bu o zaman şey var. Bağırsaktaki şeyi... yani olabilir Parkinson, yani. Yani buradan yola çıkarken... Ya öyle bir olasılık da vardır demişti adamcağız. Ama buradan yola çıkarken orada sanki Alzheimer'daki bozulmanın daki gibi Parkinson'a dönüyor. Yok yani tamam bak nörondaki bozulmalar için haklısın. Yani nöron bazındaki. Ama asıl mesele buradaki nöronlar sadece bir bölgedeki. Alzheimer'daki yaygın beynin her yerini kaplıyor. Parkinson'da yani bu bölgedeki bozulma... O yüzden buna hani loop'taki bozulma diyorum. Ötekine yani bir devredeki bozulma değil o. Her yeri kaplayan bir bozulma. Yani bu daha yerel bir bozulma. Ben şey var, yani Alzheimer'da birebir aynı olacağını düşünmüyorum da. Ama o bölgesel bozulma da olsa yani şeyin ilk sorunundaki gibi hareket belki sorunun nöron bozulmasının değil de belki nöron bozulmasının hareketteki de bozulma yani ilaç sonuçta iki taraflı olabilir diyorsun. Yani olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Dopamin belki verildiği zaman iletim yani sonuçta belli bir ortamın iletkenliğini artırarak meyve alınıyorum. Yani oradaki bozulmayı tabii mesela %30 nöron bozulması varsa o %70'i daha iyi çalıştırır bunları ya daha iyi iletme yani sinaptaklardaki daha iyi iletme sağlıyor. Yani bilmiyorum ama yani bu bir bozukluk olduğunu bir tehlikeli olan şey buralarda hani yorumlarken ona bir tür dikkat etmemiz gerekiyor.
Neden ve sonuçlar zaten çok iç içe. Bir de bir yapıyı etkileyen çok farklı bağlantılar var. Yani tek değil. Zaten mesela hani buranın, bu makalenin ilginç olan tarafı da o. Hani Parkinson için düşündüğümüz şeylerin bir kısmı için de talamusa bakmamız lazım belki. Ama bunların hepsi belki. Yani çünkü daha henüz tam bilinmeyen, ölçüm yöntemleri geliştikçe ortaya çıkan şeyler. O yüzden olabilir, olmayabilir ama hiç kimseye bir şey söyleyebilecek hali yok şu anda. Şimdi burada ayrıca arkadan şey de söylüyor. In rodent primat models of Parkinson disease. İşte bu hani başta da söyledim ya hayvan modelleri. Çünkü hani beyin birebir aynı değil. Oradakileri de. Striatal dopamin loss is associated with the loss of glutamatergic synapses. Yani glutamatergic olanların kaybıyla çıkıyor. Which is consistent with the loss of spines and striatal rhythm spines in Parkinson's disease post-mortem material. Yani burada işte biz hep şeye bakıyorduk. Rhythm spine nöronlardaki bozukluklara ilişkilendiriyoruz dopamin olarak. Şimdi çünkü T1'e bakıp görüyorlar veya T2'ye. Arkadan da söylüyor ki the number of glutamate T2 positive terminals but not that of glutamate T1 containing butons is substantially reduced in Parkinsonian animals. Şimdi bu şöyle önemli. Hani T1 olanlar hep korteksten striatuma gelenlerdi ya. Şimdi burada değil, talamustan striatuma gelenlerde de bozukluk olduğunu gözüküyor. Hatta T1'dekiler sağlamdı. Dolayısıyla hani Parkinson'da bakarken sadece talamustan striatum arasındaki bağlantılardakiler değil, çünkü o bağlantılar işte dopamin tarafından etkilenenler, aynı zamanda talamustan da striatuma gelen bağlantılardaki bozukluğa da dikkat edin diye. Söyle diyor. Tamam. Bir eksikliği var. Eksikliğin sonunda bağlantı etkilenmesi bile o eksikliğin sonunda talamustan gelen dejenere olmuş. Evet. Anladım. Yani Mustafa diyor ki ne kendilerini yoruyorlar, zaten bozulan yer striatum. Ha korteksten gelsin ha talamustan. Ama bunu söylediği korteksten gelenlerde bir şey yok, sağlam. Ya öyle diyor, ne yapayım? Bak, but not that of T1. Show that the number of T2 positive terminals, but not that of T1. Ama şey yok, dopamin eksik olunca korteksten gelen bozuk yok. Yani dopamin, yani genelde şey diye bakılıyor. Korteksten gelenlere dopamin etkisi var. Dopamin az olunca korteksten gelenler de hasar var. Bu diyor ki ama T1'dekiler sağlam dururken hayvanda bir şeye bakmışlar. T2'ler bozulmuş. Vurdum alan sağlam. Ama dopamin yok. Bağlantı bilgi çalışmıyor. Bu şeyi söylüyor. Yani o yüzden bakın dikkatli olalım. Glutamerjik T1, T2'lar. Yani bu direkt bağlantı. Değil mi? Glutamerjik dediğin zaman direkt bağlantı. Hani reseptör tarafı değil de. T2'nin içine dopamin giriyorsa direkt dopamin işte. Yani T1'de dolayısıyla orada yani yani dopamini arttırdığı zaman yani dopamin eksikliği kaydı çevire değil mi? T2'ye de şey yapar. Bunu söylediği işte hani baktık ki bir hayvan deneyinde, yani ben buradakini okuyorum, başka bir şey değil. Hayvan deneyinde hani öyle akıl yürüterek pek bulunacak gibi değil. T1'ler sağlam dururken T2'ler bozulmuş.
olayı yok. İlginç mi? Yapın deneyi, görün. Benim için yok. Ben kesilmezsiniz, kesilmezsiniz. Neyse, yani başka şeylere de bakmak lazım. Ben oraya bir söyleyeyim. Bunu söyledi. Hani hep o tarafa bakılmasın, tanımıştan gelene de bakılsın. Kısaca söylemeye çalıştım mı? Evet, tabii çok, yani çok şey, çok daha yapıyorsun. Yorumları nasıl yorumlayın? Evet, işte aynı şeyi bambaşka türlü de yapamıyorsun. Şimdi 11'in birinci sütunun üst tarafında bunun üstüne verilen ilaçların etkisi nedir tartışıyor. Yani hani ilaçların etkisinin tartışıldığı bu kadar detaylı bir yer gördüm bu tarz çalışmalarda. Hani halbisi ne oluyor, ne yapıyor, onu söylüyor. Ondan sonra da şeyi söylüyor. Deep Brain Stimulation'ı. Şimdi burada şey var. TS dediği bu Tourette sendrom, tikler. Annem olsun, eşek arası soksun. İşte bu sendrom, tikler bunlar aslında küçük yaşlarda olup yaş ilerledikçe kayboluyor büyük bir çoğunlukta. Ama herkese değil, bazı insanlarda ileri yaşlarda da oluyor. Şimdi tutuyorlar şey diyor, although still under considerable debate, TS may be the result of abnormal GABAergic or dopaminergic transmission in the basal ganglia. Yani bunu daha kesin emin değiller. Fakat biz çok okuduk son zamanda TS'ye karşı, değil mi? Deronto bahsediyor. Involving both motor and limbic basal ganglia thalamocortical circuitry. Yani bu işte bizim bin yıldır çalıştığımız thalamocortical circuitry. Şimdi diyor ki, although there is little evidence linking the pathology or functional disturbances of CMPF to TS, yani bunun için çok az veri var. This nuclear complex has been a major focus of surgical treatment of this condition. Yani elimizde çok az veri var ama bu talamustan olan bağlantıyla şey yapıyorlar, deep brain stimulation yapıyorlar. TS'i engellemek için. Bu aynen şeye dönüyor işte. Yukarıda dopamin az, aşağıda STMGP'ye nasıl deep brain stimulation yapılıyorsa, hani talamusun bu süreci etkisi ne olduğuna dair bir bilgi yok, hatta çok az veri varken de talamusta olan yere deep brain stimulation yapıp bu sefer de TS'i yok ediyorlar. Deep brain stimulation de nasıl bir işaret veriyorlar oraya? Yüksek frekanslı bir işaret veriyor. Ne kadar? %100-200 arası. %100-200 yok, %300 arası. %300. Mustafa 200 verdi koydu. Mustafa'nın modelinde ne ayet oldu, bir şeyler oldu. Yani çok muhteşem değilse bile bir şey oldu. Biraz acaba o kişiden kişi fark ediyor mu yani mesela? Ayarlıyor. Sonra bırakıyorlar. O şöyle, şurada bir alet var, sen onu açıp kapayabiliyorsun. Yani onu buradan dışarıdan ayarlıyorsun. Elektrotlar yani beynin içinde kalıyor. Ya yok, sanırım onu kapattığın anda titremeye devam ediyor. Titreme geri geliyor. Sürekli. O sürekli var yani. O açıkken, yani uyaran varken şeyde titreme yok oluyor. Şey mi peki, sürekli mi yoksa darbine kadar gelir, kesip yok, sinüs veriyorlar. Hem de çıkarken kolay bir televizyonu sürekli bu beyin kesip içine elektrotlar falan yerleştirmişse hiç su taşıyamayan adam bisiklet kullanıyor. İşte o şey, deep brain stimulation Parkinson için. Yani şey, ölçülerini alıyor, kafatası çok ölçülü bir şey, böyle yer olayı da şöyle olmak üzere kafatasının üstüne milimetre ölçüler var, milimetre ölçülerine göre tam noktaya saptırıp İşte bu ameliyatlar ilk başta sırf Almanya'da yapılıyor. Uzun yıllar yani başka kimse yapmadı sanırım. Şimdi Türkiye'de yapılıyor. Evet,
Tıbbi şey diyor işte motor semptomların yanı sıra TS ile beraber gelen psikiyatrik şeyler de giderilmiştir. Yani bu şeyler. Her ne kadar bunun buna ne ilgisi vardır bilmiyoruz ama biz oraya elektrotları koyduk bunu iyileştirdik diyor. Yani kısacası bu. Aslında buralarda gerçekten modelleme oldukça önemli bir şey. Bozuk televizyonu darbe bulup açmıştaki. Dolayısıyla sonucunda lütfen dönüp talamo striatallere de bakınız, nigrostriatallere baktığınız kadar önemlidir. Yani. Evet, bence iyi bir makaleydi. Tamamen hiç bakmadığımız bir yere bakıp siz ömrünüzü, galayı bunları da ekleyerek geçirirsiniz. Yani bir modellemede dost doğru sistematik ne yapacağınızı belirledikten sonra yani bu yaptığınız çalışmalarla hani o yapıyı kuruyorsunuz. Oho, aç kalmazsınız. Ya bu nigrostim dostlar şeyde kullanıyorlar sürekli falan. Evet. Yani sadece şeyde gösterimden kalıncı duyuyorlar. Bir şey, yani şey genişliyor yani. Gitgide genişliyor ama evet. daha belli değil onun için hala modele şey bakacaksınız. Hala yani hani nereyi iyileştirdikleri ya da niye orayı yaptıkları belli değil. Ama bir şekilde iyileşme görünce kullanıyorlar yani. İşte o işte şey, yani ben bunu hep sorguluyordum da niye bu insanlara mesela işte şey deniliyor ya, benim için vurgulayıcı epilepside beyin korpus kalosum ortadan ikiye kesiyorlar. Ondan sonra da işte şey oluyor, insanlar sağ beynini gördüğünü sol beyni algılayamıyor oluyor. Öyle bir kopukluk oluyor. Ya bu adam bu acıyı çekiyor yani, niye bunu yapıyorsunuz? Günlük hayatını sürdüremeyecek kadar kötü olunca bir çare yani. O yüzden işte şeyi gösteriyor işte, su bardağını bile taşıyamayan insanın kendi hayatını sürdürebilir hale gelmesi geriye kalan her şeyi önemsiz kılıyor. Yani onun kesin bir negatif etkisi vesairesi var ama o insanı hayatını kurtardı oluyor. Biraz da laf ediliyor mu? Benim annem yoğun bakımında şey diyorsun, insan tuvalete gitmesi yani şu günlük hayatını düzgün sürdürebilmek önemli bir şey. O yüzden insanlar beyinlerine elektrotların çakılmasını tercih ediyorlar. Elektrotlar da benim bildiğim işte şey malzeme falan da önemli. 10 yıl önce bir değişecek. Ya o hayatı bir daha alıyorsun. Ya, tabii bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu ileri yaş hastalığı. Titre bir şey söylemiştim de o çok ilginç geldi. Parkinson hastası. Ona şey yaptılar. Kafatasını güzel saracak şekilde ultrasonik şeyler, vericiler. Ve odaklayıp benim anladığım bir yeri şey dağıttılar beyinle. Ve adamın gerçek zamanlı titremesi geçti. Amerika'da yapıldı. Hangi yöntem acaba? Efendim? Ya normalde... Bu popüler bir... Normalde şey yapmıyorlar sanırım artık. Bu hani 1940'larda, 50'lerde çok fazla yapılan prefrontal korteksi çıkaran ameliyatlar var ya. Ondan sonra hani beynin bir parçasını kesip çıkarmak gibi iş yapılmıyor. Bunda hiç ameliyat mı? Ha, dışarıdan yani ama hani orayı... yani ne yapıyor acaba? Hangi bölgeye ne yapıyor? Bir evet. De şeyi nasıl başarıyorlar? Bir tek bir bölgeye odaklamayı acaba? Bir sürü şey var. Yani yarı küre gibi düşünün. İşte o merkezi bir belki birazcık şey yapabiliyorlar yani. Şey gibi taşkınlar gibi. Yani hani oradaki bir bölgeyi yok ediyor, onun bir parçası yok. Eklemen lazım. Çıkarmam lazım. Yani evet, zahir. Ben öyle anladım. STN'yi çıkarırsam, STN'yi çıkarırsam evet o zaman öyledir. Saklanıp tutuyorsun acaba? Hala daha yapıyorlar.
Neurasını bir beyin alır. Onun için korteksi götürmeleri lazım, onların değil. Yani gitmesi gereken yerler değil. Bundan kalması gereken. Çok basitmiş, evet. Yani bir tek burundan, burundan bir tıkanacağından prefrontal korteksi. Aşağı iniyor. Tersleri de neydi? Ya o şey için işte. Evet, lobotomi. Lobotomi zaten anlattı. İşte davranış bozuklukları için. Yani şey, özellikle şizofreni falan gibi. Kuşu vardı. Bu kuşu, yani, kuşu mesela bu kuşu odur. Ve sonra şeyi fark ediyorlar, ya bu tamam biz bunu aldık ama adam aldık. Yani eskisi de olmuyor. Ve bunun ki yani en acı tarafı bundan dolayı Nobel ödülü kazanıyor. Nobel ödülü kazanan adam kendi kız kardeşine yapıyor. Tamam. Çünkü iyileştiriyorum diyor bakıyor. Mood change'i iyileştiriyorum diyor bakıyor. Bir şeyin bir modu oluyor bir süre. Bazen işte tam doğruluğu kanıtlanmadı. Mesela 20. yüzyıl başlarında da belki daha öncesinde elektrik vermek her şeyi iyi girdi. Her şey durumda elektrik vermişti insanlar. İşte bu hani gerçekten de günlük hayatında asıl çağımızda en tehlikelisi bence kullanılan şey ilaçlar. İşte bu var ya mutluluk ilaçları. Antidepresanlar değil mi? Prozaklar yani şey. Prozaklar vesaire. Bence de mesela o. Can yiyeceğin yani. Ama yani olmuyor. Birisi de alıyorsa herkesi tanıyor oluyor. Can yiyeceğin yani annemlisi gittiği yerde hasta ziyaretinde işte ilaç istemiş. Alın içeri getiriyor ama sonra içermiş. İyi bir şey değil yani. Kıparıyla işte lobotomi çok evet, revaçlanmış. Işte. Yani bunlar yani depression tabii ki yani yan şeyleri var ama insanlar hani titremekten kurtuldum veya işte günde ya da korpus kalozunun kesilmesi yani günde 5 tane epilepsi 10 tane epilepsi nöbeti geçirmektense tercih ediyorum. Ama şey sizin bana vermiş olduğunuz kitapta ki yaşadım olay bir fabrikasyona yapıyorum çünkü şu şey ölüm ahlından bakmıyor. Ha, güneşe bak. Ama o adam şeye çok karşı, ilaçlara da ondan. Alvin Yalom'un kitabı, duydunuz mu onu? Hiç, yani çok popüler. Nix sağladığında, benim bildiğim bir kitabı o, şeye karşı o. Yani psikiyatride işte kişilerle hani terapi yoluyla iyileştirebilecek bir sürü hastalığı veyahut da davranışı ki ben öyle bir yeni kitap daha okumuştum, Delilik Nedir diye. Hatta size de burada parçasını okumuştum, böyle kalın bir kitap. Tamam. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta şirketleri terapiler için para vermek istemiyor. Uzun, yıllarca süren şeyler. Yani hani hiçbir zaman için çok da iyileştiren bir şey değil. Onun yerine hak verip iyileştiriyorsun insanı. Bu iki taraflıyı. Hak verip ayağa diktiğin adam da ekonomik dünyaya hemen geri dönüyor. Böyle bir sömürü düzeni aslında bakarsanız. Ama bu ne kadar doğrudur? Yani ilaçtan tedavi yerine aslında uzun süreli tedavinin daha doğru oldu. Mesela o delilik nedir de o açıdan çok güzel. O da şeyi söylüyor. Yani kişilerin kendilerini ayakta tutabilecekleri mekanizmaları geliştirmeleri gerek. Çünkü verilen ilaçlar beynin yapısını değiştiriyor. Ve o yapıyı değiştirince aslında neyi değiştirdiğin, neyi ne yaptığını çok da bilmiyorsun ki. Nasıl çalıştığını bilmediğin bir makine, yani senin dediğin gibi yumruk vurdu, televizyon çalıştır gibi. Yani üçüncü yumruğu vurduğunda ne olur o televizyon patlar. Yani bu olayları çok iyi bilmeyip de böyle bakırsa kötü. Mesela bugün bir makale okudum. Çok farklı bir şey. O da şeyle ilgili. Ağrı kesicilerin kullanımıyla ilgili. Hani bir ilaç şirketinin ileriye sürdüğü bir ağrı kesici alışkanlık yaratıyor ve hani şey oluyorsun. Bağımlı oluyorsun. Bağımlı olunca bütün hayatın dökülüyor. Hani ağrı ne? İşte bacağın kırıldığındaki ağrıyı 3 hafta dirensen kurtulacaksın ama o kadar bu bağımlılık yaratmayan bir ilaçtır diye rahatlıkla piyasaya sürülüyor ki bir sürü bağımlı insan geliştiriliyor.
ve o insanların her birinde hayatı dağılıyor. Yani bu işte modern çağın kazanma hırsı bir daha kötüsü. Ve benim okuduğum makale şey diyordu, insanlar niye bilime inanmıyor? Çünkü bilim diyor artık şey, hani yalan söylüyor. Gerçekten de öyle. Ama örneğin bir örneği söylediği gibi, ya sonuçlarla... Yani sistem mi? Artık gide şey gibi oluyor işte. Mesela düşünün ki projeler yazıyoruz, makaleler yazıyoruz, her şey çalışıyormuş diye yazıyoruz. Yani bir şeyi abartı abartı yazıyoruz. Çok da abartmadan, hani şunlar bunlar denendi, bu oldu, şu oldu da, şuları dezavantajları da olabilir. Hiç kimse konkurucuna böyle dezavantajları da vardır bunun demiyor. Niye? Aha, o zaman yalan söyledin oluyor. Haklı değil miyim? Ama ticari dünyada mangalayı çalıyorsunuz. Hakem de İşte o zaman benim yalancı oluyor. Dolayısıyla bilme güvenip de ilacı alan, çünkü o ilacı da Allah bilir koyan, üç tane bilmem neyi görmedi oluyor. O zaman adam bu sayısı. Ha evet, adam oldu diyor. Tamam diyor, buna karşı olmalıyız yani hani. Ya da o arkadaşlar. Evet. Tabii ki bu doğru değil. Bilme inanmalıyız ama bilimin de bir sorumluluğu var. O sorumluluğun farkında olmalı. Yani şunu kabul edebiliyor olmamız lazım. 100 tane çalışmanın 90'ı tabii ki çöp olacak. İçinden işe yarayan 10 tane çıksın. O 90 taneye sen o çalışmayı yapmak için hiç şans tanımazsan, ki bu durumda öyle. Evet. Öyle oluyor. Ama üniversiteyi business olarak görüldüğü takdirde bu kaçınmaz olarak buna gider. Hem de kaçınmaz olarak bir şey yapar. Yani şimdi Amerika, yani üstüme örneğine yıllar sonra gelmiş bir soru görüyorum. Bizim zamanında bunlar ayıp gözüküyor. Yani para için bir iş yapmak veya bir hocanın danışmanlık yapmak falan. Şimdi ters tam tersi ayrı oluyor. Yani şimdi saklarlar mı diye şey var. Öğrenciler